Hey, selam, ben Adal ve bu da Minecraft'ın 1.17 pre-release sürümü. Evet, 1.17 yakında çıkıyor ama istediğimiz ve umduğumuz gibi çıkmıyor. Önceden birçok şeyi tartışmıştık ve birçok şeyin eklenip tekrar kaldırdığını, birçok şeyin 1.18'e ertelendiğini konuşmuştuk. Ve şimdi yeni eklenen şeyleri göreceğiz, 1.17'nin çıkışını kucaklayacağız, yavaş yavaş çıkışını tabii ki ve 1.18'i beklemeye başlayacağız. Bugün oyuna gelen yeni başarımlara bakacağız. Bildiğiniz üzere yeni bir sürü özellik eklendi ve onları da yaptığınızda, geliştirdiğinizde başarım açılacak. Mesela keçinin olduğu bir bota binerseniz whatever floats your goat başarımını, gelişimini elde edeceksiniz. Şu an bunlar Türkçe değil çünkü daha yeni çıktılar, Türkçeleştirilecektir. Onun dışında da bakır bloklarını cilalayabiliyorsunuz. Bakır bloğunu cilaladığınızda wax on adındaki bir gelişmeyi, cilayı kaldırırsanız da wax off gelişimini yapacaksınız. Videoya ufak bir ara verelim ve birazcık beni destekleyen Asus'u anlatayım size. Kendileri özellikle 2 ay zaman tanıdılar ki ürünleri iyice test edebileyim. Şu an gördüğünüz ekran 170 Hz'e çıkabilen 27 inç bir monitör. 2K çözünürlüğünde ve renk doğruluğu sayesinde de video kapağı yaparken, video düzenlerken daha doğru renkler alabiliyorum. Yenilenme hızıyla beraber de en akıcı oyunlarda kopmadan seri hareketler gerçekleştirebiliyorum. Özellikle de ekrandaki yırtılma sorunlarının önüne geçebilmek içinse G-Sync özelliği var. Oyunlar yağ gibi akıyor ve özellikle monitör yenileme hızı daha yüksek olduğu için rekabetçi oyunlarda yenileme hızı düşük olan kişilere göre rakibi daha önce görüp vurabiliyorsunuz. Böylelikle sizi oyun içine daha da sokuyor. Ayrıca Asus ROG 7.1 kulaklığı sayesinde çok daha iyi bir ses deneyimi sunabiliyor. Çıkarılıp takılan ve arka plandaki sesleri yapay zeka ile silen mikrofonu da mevcut. Zaten ses kalitesini çok anlatmaya gerek yok, kalınca kablolarını görebilirsin stüdyo kalitesinde. Ürünleri 2 aydır kullanıyorum ve monitör cidden çok tatlı bir monitör. Monitörü istediğiniz gibi film izleyeceğiniz zaman sola sağa çevirebiliyorsunuz, isterseniz dik de yapabiliyorsunuz ki en çok benim kod satırlarını daha geniş bir alanda görebilmem için ideal bir durum. Oyuncu kişinin yanında kodlama da yapıyorsanız işinize yarayabilir. Ekstra olaraktan film falan izliyorsunuz, sola sağa çevirmeniz gerekiyor monitörleri. O zaman istediğiniz açıda döndürebiliyorsunuz. Çok korktum. Eğer ki elinizde bir kovayla bu tatlı Exorot denen varlıklardan, canlılardan alırsanız da en tatlı yırtıcı başarımını alacaksınız. Çünkü bunlar tatlı olmayacak da neler tatlı olacak? Şu tipin tatlılığın güzelliğine bakar mısınız? Bu arada oyunda çok tatlılar. Gerçek hayatta da tatlılar ama bazen öyle bir kıvama geliyorlar ki gerçek hayatta, yani oyundaki kadar tatlı değiller. Ama evet, tatlı canlılar. Yani şimdi karıncaya sormuşlar, aslan mı karınca yiyen mi çok kötü yırtıcı diye. Aslan çok tatlı demiş. O yüzden hani etrafta balık bırakmamış bu tatlı canlılar, ne kadar tatlı diyoruz ama yani aslanın karıncaya ne zararı ya da karıncanın aslana ne zararı olsun ki? Bu tatlı dostlarımızla yaptığımız bir başarım daha var. Suda bütün canlılara dalabiliyorlar, zombilere de dalabiliyorlar. Dostum aynen deniz anası taklidi yapmak yerine şu adama dalabilir misin? Galiba bu adamın ilk önce boğuk olması lazım. Sudaki tehlikeli savaşıyor bunlar. Ve bak, ama bu hareketi yapmayı keseceğim mi? Şimdi evet, bir boğuk canlandırdığında suda bir zombi olduğundan dolayı pat 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 vuruyor, dalıyor. Ben onu öldürdüğümde de bakır çıktı içinden ama şu an Exorot'un yenilendiğini görüyorsunuz. Exorot'lar aslında önceden nesli tükenmekte olan bir canlı türüydü ama kendini yenileyebilme özellikleri o kadar iyiydi ki bacağı kopuyor, kendilerini yeniliyorlar. Yenileme özelliklerini insanlara aktarabilmek için deneyler yapılmaya başlandığında da laboratuvar ortamında kendileri deliler gibi üretildi. O özelliği de oyuna eklediler. Eğer hasar alırsa kendini yeniliyor gibi yapıyor ve siz o kendini yenilerken bir zombiyi, savaştığı zombiye vurduğunuzda başarım kazanmanız lazım. Böyle bir başarım eklemişler oyuna. Ama o başarım Minecraft ne zaman ekledim dediğim bir şey. İlla bak, sürümde bir şey ekledik diyorlar ve onu sonraki sürümde asıl ekliyorlar. Yani bu sürümde eklememişler. Yani yapamamışlar. Bunu kodla çalıştırmam lazım galiba. Aynen. The Healing Power of Friendship. Yani arkadaşlığın iyileştirici gücü adındaki bir başarım. Yani bu tip iyileşirken başka bir canlıyı öldürmesine yardım ederseniz. Kazandığımız başarımlara devam edecek olursak artık spyglass, yani dürbünle baktığımız canlılardan da başarım elde edebiliyoruz. Mesela papağan, o bir kuş mu başarımı? Gasla baktığınızda o bir balon mu? Hop! Enrage derhasına baktığınızda da o bir uçak mı başarımı alıyorsunuz. Aslında bütün bu üçünü topladığınızda da bir Superman göndermesi, çünkü o bir kuş mu? O bir uçak mı? Hayır, o Superman diye bir replik var. O yüzden o da oradan geliyor. Bir sonraki başarımımız yeni eklenen Glow Squid, yani parlayan mürekkep balığının kesesinden, parlak kesesinden oluşuyor. Mesela ben burada istediğim bazı şeyleri boyayabiliyorum. Bazı tabelaları boyayabiliyorum ve onları aynı bu şekilde Neon yapabiliyorum. Çok güzel. Glow and Beyond adındaki bir başarımı elde ediyorsunuz böylelikle de. Mesela şu an benim gece speedrun'da daha parlak görebilmek için normal oyun gecesi değil, bunun ayarını bozacağım. Of, hiç istemiyorum bunun ayarını bozmak çünkü tekrar uğraşmam gerekecek. Parlaklığı kıstığımda aha da böyle duracak. Normalde oyun gecesini böyle görüyorsunuz. Bayağı da korkutucu oluyormuş da böyle. Instagram adalanacağız. Video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Her hafta her güncellemede tekrar buradayız. Abone olarak tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz gibi. Mesela çok güzel. Cidden herhalde en güzel yeniliklerden bir tanesi bu. En hoşuma giden yeniliklerden bir tanesi bu. O kadar güzel, o kadar tane tam olması gerektiği gibi ki. Tozlaşmış kar kovası. Yakın zamanda eklenmişti ve bu tozlaşmış karların içerisine girdiğimizde yavaş yavaş donmaya başlıyor ve ölüyorduk. Buradan çıkabilmemizin de pek imkanı yok. O yüzden de oyunda hiçbir farkı, hiçbir özelliği olmayan deriler artık kullanılabilir hale gelmiş. Deri bot giydiğimde ve üzerine çıktığımda light as a rabbit, yani tavşan kadar hafif başarımını elde edeceğim çünkü burada batmıyorum. Ancak istediğim zaman batabilirim. Ve gelelim son başarıma. Eğer yıldırım savar adı verilen paratonerleri buraya koyarsak ve bir köyün üzerine şimşek çakarsa Surge Protector adındaki bir başarımı elde ediyoruz. Çünkü yıldırımlardan korumuş oluyoruz. Eğer yıldırım çarpsaydı buraya ev yanacaktı. Köylüler ölecekti. Bu da böyle bir olay. Özellikle Minecraft yapımcılarının evlere daha fazla yıldırım düşürmeye çalışacağına %1000 eminim ki yıldırım savar yapmak zorunda kalalım. Oyuna ekstra bir tatlılık katacak. Tüm başarımlar bitti. Şimdi sıra gelelim birazcık daha romantik, belki daha güzel kitap okumalık havaların olduğu bir ortam oluşturmaya. Böyle yağmur eşliğinde, mum ışığının altında bir kitap okuma olayınız varsa, hoşunuza gidiyorsa Minecraft'ta bunu yapacaksınız. Mumlar zaten eklenmişti. Sonra kaldırıldı da şimdi yine geri getirdiler ve üzerine şöyle bir şey yaptılar. Mumları yaktığınızda bundan sonra mumların erime efektleri var. Yakıldığında efektleri değişecek. Birazcık daha farklı açık renk oluyor ama açıkçası güzel, ufak bir detay. Her zaman her mum aynı tepki vermiyor. Mesela bu turuncu olması, buna turuncu olması ayrı. Ve mumun erime efektini görmemiz tatlı olmuş. Oo, bunun rengi cidden sağlam duruyor. Senin rengin de tatlı. Senin de tatlı aslında, evet. Ve ben bunları istersem yaratıcılık moduna geçip şöyle alıp çoğaltabiliyorum. Aynen. Yani bunu göstermek büyük bir değişiklik olmayabilir. Yapmak büyük bir değişiklik olmayabilir. Ama ufak detaylar zaten biz oyuncuları tatmin eden detaylar. Ejderhayı bu masum deney için öldürmeyeceğim ve direkt burada bir hile olarak atlıyorum. Artık bu ekrana geldiğinizde Space'e basaraktan bu ekranı hızlandırabiliyorsunuz. Mesela Space'ten elimi çektim. Artık duruyor. Space'e basıyorum. Tekrar hızlanıyor. Böyle ufak bir özellik eklemişler. Eğer oyunu bitirdikten sonra tüm yazıları daha hızlı okumak istiyorsanız. Aslında bilmiyorum yani çok büyük bir özellik değil, mükemmel bir yenilik değil ama yine de hani Space'e basıp da bunu hareket ettirebilmem onca yıldan sonra. Yani insan bir duygulanıyor, hoşuma gitti. Evet, bu da bir güncelleme videosunun sonuydu. İzlediğiniz, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Güncellemeler, evet solda bir tane ejderha var. Güncellemeler artık daha farklı gelebilir diyorlar. En azından Minecraft cephesi böyle diyor. Çünkü bu artık pre-release. Yani 1.17 güncellemesi çıkmadan önce daha fazla güncelleme yapıp son üzere bug'ları düzenledikleri sürüm. Hani son anda çok mükemmel şeyler eklerler mi bilmiyorum. Ama umarım son anda 1.17'ye güzel şeyler eklenir çünkü 1.17 çıkacağında herkes çok sevinmişti ama bu kadar da boş bir güncelleme olacağını kimse tahmin etmiyordu. O zaman 1.18'i bekleyeceğiz. İzlediğiniz, destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. O zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.